Mabette işler nasıl o kadar ters gitti Vikrant, hiçbir şey anlamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ruhi bana bak. O gece Mahir beni vurdu mu vurmadı mı bunu birçok kez konuştuk biliyorum ama Ruhi eğer gözlerini kaparsan olmuş olanları göz ardı edemezsin. Her şey apaçık ortada. Ruhi, o senin gözlerinin içine baka baka onu öldüremeyeceğini, ona acıyacağını biliyor ve bunu avantajına da kullanacaktır. Artık değil. Gerçekleri öğrendikten sonra artık ona acımıyorum. Gayet güzel, peşini bırakma. Mahir senin gözünü aşkla boyamış olabilir ama yılanların kraliçesinin annesini gözünü kırpmadan nasıl öldürdüğünü sen de gördün değil mi? Silah elindeydi ve ateş etti. Bunu sen de gördün değil mi? Anneni nasıl soğukkanlılıkla öldürdüğünü unutma diye söylüyorum. Önünde bağıracak, ağlayacak ve hatalarını affetmen için sana yalvaracaktır. O çok kurnaz bir adam. Bizi nasıl ayıracağına, seni nasıl seviyormuş gibi rol yapacağına, kalbini kazarıp nasıl seni aldatacağına, ikimizi de nasıl yerle bir edeceğine çoktan karar vermişti. O bizim yılan klanımızı nasıl yok edeceğini hepsini bir bir planladı Ruhi. O sandığın gibi biri değil. Seni kandırdı, gözlerinin önünde anneni öldürdü. Silahı sen de gördün. Tüm bunları bir an bile göz ardı edemezsin. Ruhi, o çok kurnaz bir adam. Tıpkı bugün yaktığımız kukla gibi. Aklında bin bir türlü oyun dönüyor. Bugün artık bu Mahir isimli iblisi öldürmek zorundasın. Kafanı sallama, bana bir şey söyle. Onu öldüreceğim. Mahir'i ne pahasına olursa olsun öldüreceğim. Kaçmasına izin vermeyeceğim. Eğer yine de benim yardımıma ihtiyaç duyarsan... Sana söylemiştim. Mahir'i yalnız öldüreceğim. Vikrant benimle beraber olmandan mutluyum ama onu tek başıma öldürmeliyim. Bugünkü kazadan sonra iyi misin? Bir şeyim yok. Ama Mahir'i öldürme isteğim artık daha güçlü. Bela. Adımı ağzına alma. Dinle beni. Kendimi anlatmam için bana bir şans ver. Şans falan vermeyeceğim. Sana şans verilince ne yaptığını gözlerimle gördüm. Nasıl yapabildin? Sana ne kötülük ettim ben? Ne hatamı gördün söyle. Neden beni böyle cezalandırıyorsun? Bana daha kaç kez ihanet edeceksin? Oyun falan oynamıyorum. Hep sen konuşuyorsun. Anlatmama fırsat vermiyorsun. Kes sesini. Kapat o çeneni. Ne zamandır benimle oyun oynadığını biliyorum ne senin. Ne zamandan beri? Söylesene. Beni suçlayıp duruyorsun ama hiçbir şey söylememe izin vermiyorsun. Bırak konuşayım artık. Sen sadece bunu hak ediyorsun. Sana fırsat verdiğimde ne olacak? Ne? Sen de iyi biliyorsun. Bir yalan daha söyleyeceksin ve onu kapatmak için bir yalan daha. Her zaman bunu yapıyorsun. Artık bunu bitiriyorum. Öylece çekip gidemezsin Bela. Evliliğimiz boyunca bunu yaptın. Sürekli beni suçladın ve arkanı dönüp gittin. O kadar mı kötü biriydim? Çünkü sen sadece bunu hak ediyorsun. Beni suçlamakla hatalarını örtbas edemezsin. Ama seninki hata da değil. Sen bir suç işledin ve cezasını çekeceksin. Ve sırf kadınım diye beni susturabileceğini sanma sakın. Kavga. Daha fazla. Her zaman bunu istedim. Böyle olmasını istemedim ben. Seni yanlışlıkla bile üzmeyi istemem ben. Güven bana lütfen. Güven artık. Güvenmek mi? Sana güvenmemi mi istiyorsun? Aramızda yaşanan onca şeyden sonra bunu benden nasıl istersin? Şu anda senden nefret ediyorum Bay Mahir Segal. Ve ne yaparsan yap bundan asla kaçamayacaksın. Çünkü sen hain ve bir sahtekarsın. Sürekli iyi biriymiş gibi davranıp insanları kandırıyorsun. Sen sadece insanları kandırıyorsun. Ne oluyor Bela? Bela, sen Bela! Göreceksin. Allah aşkına ne yapıyorsun? Bela dur. Hey ne yapıyorsun? Bela sen aklını mı kaçırdın? Evet kaçırdım. Aklımı kaçırdım. Ne kadar delirdiğimi görmek ister misin? Sadece bekle. Hey Bela. (Gülüyor)
Andy uyan. Sesleri duyuyor musun? Evet, rüyanda bağırıyordun. Andy, bağıran ben değilim. Bella bağırıyor, hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? Bella, kendine gel artık. Anlaşmak istemiyorum. Barışmak istemiyorum. Sadece karar istiyorum. Bu gürültü de ne böyle? Mahir'in odasından geliyor. Görünüşe göre kavga ediyorlar. Ama daha önce hiç böyle kavga etmemişlerdi. Sumitra, onlar boşanıyorlar. Tartışmaları normal. Tartışmak mı? Sen buna tartışmak mı diyorsun? Birbirlerini boğacaklar. Bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünmüyor musun Andy? Bir şeyler yap. Ne konuşmuştuk? Onlar yetişkin dedik. Kendi sorunlarını kendileri çözebilir. Konuştuk, hadi yat uyu. Ama lütfen. Mahir bugün bedel ödeyecek. Artık hak ettiğini bulacak. Ruhi Mahir'i öldürecek ve tahtını kaybedecek. Ben de böylece yılan kristalini almış olacağım. O zaman kimse benim yılan aleminin kralı olmama engel olamayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.